kardeşimin katillerinden hakkımızı istiyorum. Bebeğimizin hakkını istiyorum. Gün boyunca neredeydin? Ölmek istemiyorlar diye bağırdılar. Evet, benim kardeşim. Sesine ses olmadık. Hadi dediler. Adalet istiyorum ben. Ölmek istemiyoruz dediler. Biz bebeğimizin sesini duyduk. Bebeğimizin sesini duyduk ama biz bir şey yapamıyoruz. Biz dört bacıyız. 30 yaşındaydı benim kardeşim. Babam yok. Babam rahmetli. Biz dört bacı. Ben gittim. Kepçecinin ayağını öptü. Bana dediği şey benzini ben koydum dedi. Benzin, bana benzinin hesabını yaptılar benzinin. Benim canım orada giderken diyorum ki ses var. Gelin dinleyin, gözünüzle dinleyin. Ben yalan söylüyorsam gelin 2 dakika dinleyin. Onu bile yapmadılar bize. Onu bile yapmadılar. Benim annem evde arabaların altına atıyor kendisini. Bir tane oğlu var. Benim annem 68 yaşında el arabasıyla eşya satarak benim kardeşimi evlendirdi. Babamdan aldığı 2-3 kuruş parayla, benim babam rahmetli 2016'da öldü. Benim kardeşim ölmek istemiyordu. Bir kardeşimiz vardı. Başka kimsemiz yok bizim. Ben eşimden ayrıyım. Ablam eşimden ayrı. Benim bir oğlum, bir kızım var. Üniversiteye hazırlık yapıyor. Benim kızım çadırın altında. Ders çalışmaya çalışıyor. Oğlum ortaokula gidiyor. Hiçbir şey yok. Hiç. Üçüncü günü muhtar geldi. Muhtar bana diyor ki su dağıttık diyor. Su vermiş bana, su ver. Ben suyu istemiyorum. Bana kardeşime verselerdi başka bir şey istemiyorum. Akut'un yaptığı şey bu. Dördüncü güne kadar neredelerdi? Hani hak, biz de insanız. Hani biz bu devletin altında yaşıyoruz, bu bayrağın altında yaşıyoruz. Ben başımızdakinin, biz hepimiz kardeşiz. Üç canımın hakkını helal etmiyorum. Helal. Eğer siz başa gelirseniz hesap soracaksınız. Ben sizden başka istemiyorum. Benim kardeşime eğer adalet varsa kardeşim için işleyecek bu adalet. Şu bebeği görüyor musunuz? Asıl sıcak teykandan çektiklerinde. Bir tane kardeşimiz oldu, hadi dedi biz gidelim dedim. Askeri güvenliğini yapacak dedim. Bu millet için canını verse bile ne verecek dedi. Gitti, yaptı. 12 ay boyunca benim kardeşim askerlik yaptı. Hakkari Şemdinli de komando olarak, mavi bereli olarak yaptı. Bunu hak etmediler. Bu bebek bunu hak etmedi. Ben 3 aylık, ben ilk defa hala oldum. Başka da hala olmayacağım. Benim bir tane kardeşim vardı. Onu da benden aldılar. Ölmek istemiyorum diye 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 can verdi benim yeğenimle kardeşim. Ve bunu videoya çekti sahil güvenlik. Seslerini de duydular kendileri. Bu ne? Katillik değil mi? Bu katil değil mi? Niye bu o zaman? Bana bir söyleyin, bu ne? Ne yapabiliriz biz? Biz 4 tane bayan o enkazın altında nasıl bunların kaldırabilirim? Hakkını, ben tırnaklarımla kaldırırım. Kardeşimi çıkaracağım bir şeydim ama enkaz ben var, enkaz bozuldu. Ben size bir şey diyemiyorum artık. Kardeşimin hakkını istiyorum. Diri diri aldılar Allah, diri diri. Teyzesi diri ölmek diri istemiyorum aldılar. Diye diye can verdi teyzesi. Biz duyuyoruz, herkes duyuyor ya. Bir tane kardeşimiz vardı. Ben bir daha alamayacağım. Kireç atıyorlar. Kireç atıyorlar. Kireç atıyorlar. Ya canlar var, kireç atıyorlar diye. Başkanım lütfen yapmasınlar bunu. Hiç biliyorum. Hiçbir kimsenin evine ateş düşürmesin. Ateş bizi yaktı, başkasını yakmasın. Biliyorum ben sözünüzü, ben inanıyorum bu sefer. Biz Hataylı olarak her şey çok ölüme terk edildik. Dörken boyunca ölüme terk edildik. Bile bile bunu yaptılar. Başka bir şey yok. Ben her şey çok güzel. Ben eşarp takıyorum. 39 yaşındayım. Kardeşimin yasını tutuyorum. Çadırın altında engelli çocuğumla. Kimse gelip bize bakmadı. Adalet varsa bize de işlesin. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum bu sefer her şey çok güzel olacak. Çatır çatır. Hepsini var ya böyle gömeceğiz. Benim kardeşim canlı canlı gömüldüyse onlar da gömülecek. Ben buna inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Hiçbir zaman inancımı bir yitirmedim. Alinam var ya. Bak Alinam, Alinam. Hala olamayacağım ben bir daha bakın. Bu kızın günah neydi? Deprem öldürmüyor. İhmalkarlık öldürüyor. Ayak tabanı koymuş sadece kendisini. Göstermediler bize. Ama yeğeni bir gördüm. Bize de adalet işlesin benim kardeşimi. Tutacaktım vücudu onun. 3 saat önce bir bebeğim, 3 aylık bir bebeğim vebalı, onların boynuna olsun. Ben kızlar böyle boynuna olsun. Eşarpı çekeceğim. Sesinize ses olun. Bizi savunun, biz başka bir şey istemiyoruz. Bizim evet, biz kardeşiz hepimiz. Enkazlarımıza kireç attılar. Müsaade etmeyin, çıkartsınlar bizim canlarımızı. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz bunlardan. Tamam Eylem.
Siz de hakkımızı helal edin bize. İnanıyorum size helal olsun. Ama ne olur canlarımızı çıkartır enkaz. Ben tamam Mustafa Kemal, ben geldim. Biz de bana da kızınızı öldürdü bilmiyorum. Keşke benim kardeşimi kurtarsaydınız da başka bir şey istemezdim. Acıma da yatarım. Kardeşim için geldi. Kardeşimi ben sevdim onu sadece. Siz bırakmayın. Kardeşim onu ben sevdim. Kardeşim. Başka bir şey istemiyoruz biz. Hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Hepimiz bu bayrağa kurban oluruz. Taşına, toprağına, memleketimin her karışına. Onun için alıyorum. Tamam. Canlarımız enkaz olsun. Bu benim özel kalem müdürüm. Şey bu bize saygısızlık, bu bize küfür. Takip edeceğim. Tamam. Canlarımızın üzerine kireç atmayın ustalar. Eylem 0535 557 84 daha yüzlerce Meral Hanım. Ne olur anneysin. İsyan etme. Ben ev temizliğine giden çalışan bir bayanım. Hiçbir şeyden bozulmam. Hiçbir şeyden. Benim gibiymişin. Hiçbir şeyden bozulmam. Benim gibiymişin. Taşı sıksam taşının suyunu çıkartamadım. Tamam, ama kardeşimi çıkaramadım çünkü enkazdan çok yüksek. Biz çıkaramadım. Çıkıyoruz, onları çıkartıyoruz. Öyle oldu. Öyle olur. Şimdi önce kendinizi suçlu hissedeceksiniz. Öyle hissediyorsan genel psikolojik olur. Haş edemiyorum ben. Beni düşünmem mi diyorum acaba kardeşimi ben girseydim çıkarabilir miydin diyorum. Öyle bir şey yok. Öyle diyorum artık ben kendisine. Öyle olur. Öyle olur. Yapma. Yapma. Bak ben şimdi iletişim bilgilerinizi aldım sizin. Öyle olur. Bak senin evlatların var. Bak Allah aşkına. Bak isyan etmek tamam. Buna bir şey değil mi? Yanlışta isyan. Biz manevi olarak yalnız olduk. Hakkı hukuku tabii ki. Öyle başka bir şey anlamadım. Herkesi susturuyorlar. Herkesi. Konuşanı alıyorlar. Alsınlar bizi. Biz canlarımızı istiyoruz. Bir şey değil. Biraz kendine hakim olacağız. Her devlet görevlisi dinlemek zorunda. Hiç kusura bakmasın. Bu bir görev. Vereceksiniz. Ben de bunun hukuki faslını, diğer faslını sözlerimle takip edeceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Annenin ellerinden öpsenim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Evlat acısı dünyanın en zor işidir. Cenab-ı Hak onu unutturmasın. Amin. Tamam. Allah razı olsun. Allah ayakta terdeyim. Allah razı olsun. Allah bunu unutturmasın. Biz kardeşiz zaten. Modelleri yakalayamadık. Buraya tamam, geldik. Tamam. İletişimlerini aldık. Tamam. Takip edin. Tamam. Gerekirse şeyler ikram ederim. Yukarıda mutfağımız var. Hayır mutfağım. Tamam. Siz bizim çadırlarınıza. Ben burada çadırlara uğradık. Ben burada mutfakta yemek yiyeceğim. Sonra Adana'ya. Yok hayır. Misafir etsinler sizi bence. Teşekkürler. Sağ olun. Onlar gelip misafirlerimizi. Hayır. Mutfak, mutfağımız var. Onlar ben de oturacağım. Hayır. Onlar benim tipimde. Tamam. Hatun kişiler. Allah'ım. Sen onlara gideceksin. Tamam. Tamam. Her zaman. Meral Hanım unutmayın. Gelin. Kardeşimi, gelinimizi, bebeğimizi unutmayın lütfen. Yok söz ya, söz. Tamam. Söz. Ama annenize iyi bakın. Tamam. Benim için iyi bakın. Bak siz yanıyorsunuz, kurban tamam. Olurum, kurban olurum. Bak başka kurban bir şey. Olurum ben, ona anama kurban başka, olurum. Bak tamam mı? Bak Mehtap. Kardeş acısında tattım. Evlat acısında ablam tattı. Allah kızım, kimsenin başına bak vermiş. Evlat acısı çok zor bir iş. Annenizin elinden tutun. Bunu bize yapın. Biz unutmayın. Bak bu sesi gelin. Bana duyurun, başkasına duyurun ama annenize ne olur. Bak ne olur. Bak ne olur. Ne dedim anladınız siz. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun.